Dikkat edin, kimse sizi aldatmasın. Birçokları ortaya çıkıp benim adımı kullanacak. Ben Mesih'im diyecekler. Birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması lazımdır. Fakat bu henüz çağın sonu değildir. Çünkü millet millete, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler olacak. Kıtlık baş gösterecek. Bütün bunlar doğum yapmak üzere olan kadının ilk sancıları gibi büyük sıkıntıların başlangıcıdır. Fakat siz kendinize dikkat edin. Benim yüzümden sizi yakalayacaklar, mahkemeye verecekler, havralarda dövecekler, kralların ve yöneticilerin önüne çıkaracaklar. Onlara benim hakkımda şahitlik edeceksiniz. Çağın sonundan önce kurtuluş müjdesi bütün halklara vaaz edilecek. Sizi mahkemeye verdiklerinde ne diyeceğiz diye endişelenmeyin. Allah o zaman size ne derse onu söyleyin. Konuşan siz olmayacaksınız. Sizin yerinize mukaddes ruh konuşacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat sona kadar dayanan kurtulacaktır. Daniel peygamberin söz ettiği yıkıcı iğrenç şeyi göreceksiniz. Olmaması gereken yerde bulunacak. Okuyan anlasın. O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan bir şey almak için aşağı inip eve girmesin. Tarlada çalışan abasını almak için eve dönmesin. O günlerde hamile olan ya da bebek emziren kadınların vay haline. Dua edin bu olaylar kışa rastlamasın. O günler çok sıkıntılı olacak. Allah dünyayı yaratalı bu kadar sıkıntı olmamış olmayacaktır. O kadar kötüsü de bir daha görülmeyecek. Dahası eğer Rab o günleri kısaltmasaydı hiç kimse sağ kalamazdı. Fakat Rab o günleri seçtiği kişilerin hatırına kısaltmıştır. O günlerde biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar insanları saptırmak için mucizevi alametler gösterecekler, harikalar yapacaklar. Ellerinden gelse Allah'ın seçtiği kulları da saptıracaklar. Bu sebeple tetikte olun. İşte daha bu şeyler olmadan önce sizi her şeyden haberdar ediyorum. O günlerde sıkıntılı çağın ardından güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, semavi cisimler sarsılacak. O zaman insanoğlunun kudret ve ihtişam içinde bulutlarla geldiğini görecekler. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini dünyanın dört bir yanından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları yeşillenip yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde siz de bütün bunların gerçekleştiğini görünce bilin ki Allah'ın hükümranlığı yaklaştı, kapıdadır. Emin olun, bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak, fakat benim sözlerim asla yok olmayacaktır. Fakat o günü ve saati kimse bilmez. Cennetteki melekler ve semavi oğul bile bilmez. Yalnızca semavi baba bilir. Dikkat edin, tetikte olun. Her zaman hazır ve uyanık kalın. Çünkü o günün tam zamanını bilemezsiniz. Bu seyahate çıkmadan evini kölelerine emanet eden adama benzer. Adam kölelerini evinden sorumlu kılar. Hepsine birer vazife verir. Kapıya bakan köleye her zaman tetikte olmasını tembihler. Ben de size aynısını söylüyorum. Her zaman uyanık kalın. Ev sahibinin ne zaman geri döneceğini bilemezsiniz. Akşam vakti, gece yarısı, horoz öterken ya da sabahın köründe gelebilir. Beklenmedik bir anda gelip sizi uykuda yakalamasın. Hepinize söylüyorum, uyanık kalın.